Merhabalar. Yalın Üretim Mühendisi Sertifika Programı'nda şimdi 5S'e devam edeceğiz. Zaten 5S, hani yalınla alakalı bir çalışma yaptığınızda ya da bir araştırma, işte Google'da bir araştırma yaptığınızda en çok o 5S before after'ları gelecek. Öncesi sonrası fotoğrafları gelecek. Şimdi kısaca bir tanım yapalım. 5S, ya bir kere yalındaki bizim amacımız neydi? Katma değeri olan bir üretim yapmak, bir ürün veya hizmet ortaya koymak. Çünkü neden? Müşteri zaten katma değerli işe para veriyor. Yani senin ekstra bekleme süreni, yani mesela basit bir örnek vereyim. Hep üretimin örnek veriyoruz ya. Mesela bana terziler çok böyle karışık gelir. Böyle baktığım zaman ipler, kumaşlar, makas bilmem ne falan. Şimdi sen 10 dakikada bir makası buluyorsan, ya kardeşim sen işte paçayı yaptın 10 lira değil de 20 lira vereyim. Çünkü bir saattir makası arıyorsun demiyor. Ya bu senin problemin, tamam mı? Yani o yüzden çalışma alanımızı temiz, düzenli hale getirmek ve amaca uygun hale getirmek. Amaca uygun da katma değerli iş yapan bir ürün, hizmetten bahsediyoruz. 5S'te tabii Japoncadan gelen, işte onu saymaya gerek yok. Burada var zaten, görsel de var. Onların baş harflerinden oluşuyor. İlk başta bir ayıklama yapıyoruz. Sonra düzenleme. Sonra o ilgili yeri temizliyoruz ve bir standart oluşturuyoruz. Talimatlarını koyuyoruz. Sonra da bunu takip ediyoruz. Bu kadar basit. Şimdi direkt devam edelim. Ben en azından ilk dersi böyle birkaç görsel üzerinden yapacağım. Yani şu hali şu hale getiriyoruz. Şimdi düşünsenize, mesela burası ne olabilir? Ya bir tamir yeri. Çünkü çok fazla tamir ekipmanı var. Yani bir tornavida bulsan, şunların içini açacaksın, teker teker nereye koyduğunu bulacaksın. Burada çok daha görsel ve bunları, mesela şu anahtarları kullandığın zaman ya da şurada illaki bir torkun ucuna takılan alyan, yok alyan diyorum işte, ne bileyim aparatlar vesaire varsa hepsinin yerleri belli, görsel, ya çok güzel. Ya bir de mesela ben şuna dikkat ediyorum. Yani sizin işiniz, ne bileyim işte bir motor tamiri yapan bir yer olabilir. Ama sen sadece o motor tamir işlemi için para alıyorsun, fakat kendini de satıyorsun. Yani müşteri şöyle bir dükkana mı gelir, böyle bir dükkana mı gelir? Yani en azından buna daha fazla gelir diye, sağdakine. Mesela bir 5S çalışması. Burada mesela ilave ettiğim yer, hatta hatırlarsanız yalın dönüşüm yaparken mesela pilot bölge seçsek güzel olur demiştik. Neden? Hani daha dar alanda yapalım. Daha dar alanda yaparsak daha hızlı ilerleriz. İnsanları daha fazla motive ederiz. Burada mesela 5S'i, kardeşim yalın üretim ne işe yarıyor kardeşim, bize icat getirdin diyen adamı al bak kardeşim, işte bak dolabım böyleydi, böyle oldu ya. Hani burada neden? İşte tanımları var, bir tertip var, düzen var. Hatta mesela ilk şeyi hatırlayalım. Şu görseli. Mesela ayıklama, değil mi? Ayıklamada ne yapıyoruz? Şurada gereksiz şeyleri buradan çıkartıyoruz. Yani şu kutu ne mesela? Ben yani bazen benim evde şu an şu arkada olan dolabın içi de şu an şöyle de, bazen böyle de oluyor. İlk başta bir ayıklıyoruz. Yani gereksiz şeyleri oradan uzaklaştırıyoruz. Sonra bir güzel şöyle bir düzenliyoruz. Şöyle. Sonra ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Bir güzel içini temizliyoruz. İşte boyasında sıkıntı varsa boyasını şey yapıyoruz, boyuyoruz, tamir ediyoruz. Sonra standart hale getiriyoruz. Yani işte şunlar, işte yok VD40'lar burada, yapıştırıcılar burada, işte bantlar burada diye isimlerini koyuyoruz. Sonra da bir atıyorum standartize, şey disiplin aşaması. Disiplinde de yapmamız gereken şey, işte atıyorum alanın adı, işte atıyorum boya tamir bölgesinin haftanın her ilk günü şu checkliste göre kontrol edilip denetlenmesi ve uygunsuzluğun düzeltilmesi. O zaman mükemmel bir iş oluyor. Mesela son görselimiz de bu. Yani adım adım ilerleme. Her zaman büyük yatırım gerekir diye bir şey yok. Yani bir böyle 5S, büyük fabrikalar, efendim çok büyük yatırımlar, Allah'ım işte duvarları yıkacağız, işte buraya raflar yapacağız, edeceğiz vesaire. Yani Allah için, yani şimdi şurada mesela bir fason üretimi yapan bir yer burası, yani hani merdiven altı bir yer. Tamam, benim çok gördüğüm yerlerden bir tanesi.
Yani bunu buradan buraya yapmak arasında çok bir şey yok ki. Yani işte bir yer çizgileri var. Kaç para ki? Bunları böyle bir intizamlı hale getirmek, düzgün hale getirmek, temizlemek ve işte böyle duvarlara yaslı olan vesaire şeyleri de güzel istiflemek. Yani her zaman böyle bir 5S'te çok büyük yatırımlar gerektirecek, çok büyük şeyler yapacağız diye bir kayda yok. Ya da ilk başta yapamadığın yatırımları daha sonra yaparsın. Bu da mümkün. Teşekkür ederim.